Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni görünce mutlu mu sandın? Rengi gözümde kalan dünya. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünya. Merhaba, değerli sanatçılarımızla sohbet ve röportaj yapıp siz değerli takipçilerimize buluşturduğumuz Şarkıhanem Show'un 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Kırşehirli Şahin Çakır, kendisi benim cidden çok beğenerek dinlediğim, eminim sizlerin de çok beğenerek dinlediği bir sanatçı. Bugün programımızın 3. bölüm konuğu, hoş geldin abicim programımıza, bizi kırmadın, konuk oldun, çok teşekkür ediyoruz. Nasılsın abicim, iyi misin? Merhaba kardeşim benim. Vallahi iyi şükür kardeşim ya, pandemi işte. Evde yatıyoruz. Çalışmalarımız var. Askerdeydim 6 ay sürecinde. Uzak kaldık biraz reklamımızdan, sizin gibi dostlarımızdan, sevenlerimizden. Şimdi bu önümüzdeki cuma ayın 12'sinde Vatan TV'de Tahir Uçar abimin konuğuyum. İlk başlangıcımızı onunla yapacağız. Onun ardından da yeni yeni eserlerimiz, kliplerimiz, oyun havalarımız, güzel güzel şarkılarımız gelecek. Siz sevenlerimize, dostlarımıza sunacağız inşallah. Dediğin gibi abicim 6 ay gibi çok uzun bir süre sanatından uzak kaldın. Ama daha yeni yeni güzel parçalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki abicim kendini biraz tanıtabilir misin bizlere? Şahin Çakır kimdir? 28.07.2000 doğumluyum. 21 yaşındayım. Kırşehir'de ikamet ediyorum. Kendim bildim bileli de Kırşehir'de yaşıyorum. Öyle kardeşim. Eyvallah abicim. Peki müze hevesin nasıl başladı? Vallahi kardeşim müze hevesim nasıl başladı? Bizim zaten sülaleden, atalardan diyelim, hep müzisyenlik vardır. Bize abdallar derler. Dedem, babam, amcam, yani herkes, dayılarım, hepsi müzisyen olduğu için bizim kanımızda var. O yüzden böyle 7-8 yaşlarında hevesim başladı. Sonra 12 yaşında falan düğünlerde çalmaya başladım artık. Bir örnek göstereyim sana. Yanımda bir yeğenim var benim. Amcamın oğlu kendisi. Hüseyin Çakır. Kendisi 12 yaşında. Örneğini gösterelim. Siz karar verin. Hevesi kendiniz anlamış olursunuz. Nasıl başladığını. Bu yetenek cidden senin anlatmak istediğine çok güzel bir örnek oldu. Peki sizlerin idol olarak gördüğünüz birisi var mı izinden gittiğiniz? Evet kardeşim. Şöyle söyleyeyim. Bizim dört büyük temelimiz vardır. Muharrem Ertaş, Çekiceli, Hacı Taşan, Neşet Ertaş. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımızdır bir kere. Bunların izinden, bunların genel eksilini, yaptığı sanatlarını elimizden geldiği kadarıyla
devam ettirmeye, dillendirmeye, nesillerini devam ettirmeye özellikle çalışıyorum. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Kendilerine rahmetle anıyorum. Ekmeklerini yiyoruz sahillerinden. Cennet mekanları olsun inşallah. Allah rahmet eylesin abicim. Mekanlar cennet olsun. Cidden bizlere sazlarıyla, sözleriyle çok büyük izler, çok büyük miraslar bıraktılar. Sizin gibi onların soyundan gelen aptallar da iyi ki var ki bu geleneği devam ettiriyor. Peki abicim, senin bu sektörde bir hedefin var mı? Vallahi kardeşim, bu sektörde hedefim şöyle söyleyeyim. Bir kere bu sanat, müzik hobi olarak yapmıyorum ben. Hani hedefim bu benim ekmek kapım. Hani hobi olarak yapayım da dillendireyim, söyleyeyim diye bir şey yok. Ekmek kapım olduğu için devam ettirmeye çabalıyorum. Tabii nesilden nesile geliyor. Az önceki saydığım isimler, hocaların, onların izinden gelmek, onların neslini devam ettirmek. Yani bizden sonra da onlardan sonra gelebilmek, onların yerini illaki tutamayız. Kolay kolay. Ama ki hani onlardan kalma, biz de bir ışık olmaya çabalıyoruz diyelim. Eyvallah abicim. Peki bu sektörde yeni olmana rağmen kliplerin cidden çok büyük izlenmeler aldı. Sen nasıl yorumlayacaksın abi? Tepkilerden, istatistiklerden memnun musun? Çıkardığım kliplere tepkiler, valla dinleyenden de dinlemeyenden de Allah razı olsun. Çok memnunum. Dinleyenlerimiz, dostlarımız, sevenlerimiz elinden geldiği kadar destekliyor. Paylaşımlarını yapıyor. Her şey zaten onlar için, sevenlerimiz için. Takdiri onlara bırakıyoruz. Biz sanatımızı yapıyoruz. Onlar da takdirimizi veriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Sohbetin başında da dile getirdiğimiz gibi askerden yeni geldin abicim, ama askerdeyken dönüşünün muhteşem olacağını, yeni yeni klipler olacağını, TV programları olacağını bizlere duyurdun. Bu konu hakkında konuşmak ister misin? Yeni projelerin hakkında biraz bilgi vermek ister misin? Evet kardeşim, dediğin gibi askerden yeni döndüm. Askerdeyken düşündüğümüz, projesini yaptığımız kliplerimiz vardı. Anlaştığımız televizyon kanalları vardı. Vallahi en yakın zamanda bu ayın 12'sinde Cuma akşamı saat 10'da televizyon programımız var. Tahir Uçar abinin konuyu. Başlangıcı onunla yapacağız. Onun ardından çok güzel kliplerimiz, oyun havalarımız, güzel güzel şarkılarımız sizlere sunacağız inşallah. Güzel şeyler olacak yani. Nasip olursa tabii. Peki abicim, müzik dışında uğraştığın bir iş var mı? Uğraştığım başka bir iş yok kardeşim. Sonsuza denk müzik. Eyvallah abicim. Sen ve sizin gibi sanatçılardan Allah razı olsun. Böyle kadın cinayeti olsun, şehitlerimiz olsun. Hepsinde gereken paylaşımı yapıp gereken desteği veriyorsunuz. Çoğu sanatçıya örnek oluyorsunuz. Biraz da bu konular hakkında gündemi değerlendirelim abicim. Şehitlerimizden başlayalım. Bu konular hakkında neler düşünüyorsun? Artan şehitlerimiz var. Malum helikopter kazası oldu. Bunu biraz yorumla abi istiyorsan. Tabii ki, tabii ki kardeşim. Elimizden geleni, her türlü paylaşımlarımızı yapmak zorundayız. Çünkü biz onların sayesinde şu an nefes alıyoruz. Türkiye'mizdeyiz. Geçtiğimiz hafta düşen helikopter kazasında şehitlerimize de Allah'tan kanı kanı rahmetlerimi diliyorum. Rabbim kalanlarına sabırlar versin inşallah. Kurban olurum onların her döktüğü kanlarına. Normalde geçtiğimiz hafta 5 Mart'taydı bizim televizyon canlı yayınımız Vatan TV'de. Şehitlerimize saygımızdan, ailelerimize saygımızdan kendimize yakışanı yapmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta 12 Mart'a canlı yayınımızı erteledik. Allah rahmet eylesin inşallah. Hepsinin mekanı cennet olsun abicim. Bizler için kendilerini feda ediyorlar. Arkalarında ailelerini bırakıyorlar. Sırf bizlerin rahatları için. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Peki artan kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsun abicim? Kadın cinayetine de gelince Neşet Baba'nın güzel bir sözü var. Analar insandır, biz insan olduk. Analara kıyılmaz. Analar bir daha dünyaya gelmez. Onların tırnaklarına kurban olurum ben. Analarımıza, bayanlarımıza sahip çıkalım. Hepsi bizim kardeşlerimiz, annelerimiz. Onlar olmasaydı biz olmazdık kardeşim. Allah sonumuzu hayretsin abicim. İnşallah
Her şey düzelir, her şey yoluna girer, biter bu kötü olaylar. Peki programımızın da sonuna gelelim artık. Son olarak takipçilerine demek istediğin bir şey var mı abicim? Son olarak takipçilerime demek istediğim, sizleri çok seviyorum. Siz olmazsanız ben olmam. Hiçbir yere gelemem. Allah sizden razı olsun. Çok seviyorum sizleri. Ve beklemede kalın. Çok güzel projelerimiz var. Sağlıcakla kalın. Evet, programımızın sonuna geldik. Bu güzel sohbeti için Şahin Çakır abime cidden çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadı, konuk oldu. Bizlere geleceği hakkında, geçmiş hakkında çok güzel bilgiler verdi. Güzel şarkılarıyla da süsledi programımızı. Ağzına yüreğine sağlık abicim. 4. bölümümüzde inşallah sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, görüşürüz.